Saygı Öztürk Siyaset bu pisliklerden arındırılmadıkça Siyasette kasetler eksik olmuyor Muharrem İnce her ne kadar kendisiyle ilgili sahte kaset yüzünden adaylıktan çekildiğini açıklasa da Zaten bir çekilme olacaktı Keşke sahte kaset ortaya çıkmadan adaylıktan çekildiğini açıklasa Daha kıymetli kabul edilecekti Siyasetin kirlilikten kurtarılması gerekiyor bazı isimler çıkıp iktidar mensupları ile ilgili çok önemli iddialarda bulunuyor. Bu iddialar mutlaka araştırılmalı. Önceki yıllarda ortaya çıkarılan siyasilerle ilgili kasetlerin FETÖ kumpasları olduğu hatırlatılıp son kasetin de FETÖ tarafından yapılmış olabileceğini öne sürmek yerine bu konunun araştırılmasında yarar var. Söz konusu değil. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce arasında ara buluculu Önce Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rasim Bölecek yaptı. Bölüceğin annesinin vefatı nedeniyle bu görüşmeler daha sonra başka isimlerle yürütüldü. O görüşmelerde Memleket Partisi'nden 12 kişinin CHP listesinden aday gösterilmesi gündeme geldi. Ancak ince Deva Partisi'ne kaç milletvekili verdiyseniz bir fazlası diye ısrar etti. Muharrem İnce ile uzlaşma olmadı. Sözcü televizyonda Muharrem İnce'ye adaylıktan çekilip çekilmeyeceğini ısrarla sorduğumda İnce bu soruyu saygısızlık olarak nitelemiş adaylıktan çekilme gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtmişti. Buna rağmen 19 Nisan 2023 tarihli Sözcü'de yazımın başlığı CHP yine de İnce'den sürpriz bekliyor olmuştu. Nitekim İnce değişik gerekçeler gösterip adaylıktan çekildi. Hayırlı olsun. Akrabalık var mı? Muharrem İnce ile ilgili çok iddialar ortaya atıldı. Örneğin eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'ın beşli grup arasında adı ilk sırada geçen Mehmet Cengiz'in Muharrem İnce'nin eşiyle yakın akraba olduğunu, Cengiz tarafından finanse edildiğini söylediği öne sürüldü. Yaşar Okuyana sordum. Böyle bir açıklamasının olmadığını söyledi. Ama bazı iş insanlarının değişik partilere önemli desteklerde bulundukları da biliniyor. İnce ile daha önce yaptığımız bir sohbette kimlerden yardım alındıysa bunun kuruşu kuruşuna kayıtlarında bulunduğunu, denetime açık olduklarını söylemişti. 10 milyon dolarlık araç bir de sosyal medyada sıkça gündeme gelen Muharrem İnce'nin eşine ait lüks otomobilin 10 milyon dolar olduğu yazıldı, paylaşıldı. Ancak bu olayın da gerçekle bir ilgisi yok. Diyarbakır gezisi sırasında İnce'nin eşi Ülkü İnce, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı evinde ziyaret etmek istemişti. İnce'nin güvendiği bir partili yakın akrabasının otomobiliyle Demirtaş'ın evine götürdü. Yani söz edilen lüks otomobilin İnce'nin eşine ait olmadığını biliniz. Bu arada İnce'nin seçim otobüsünün de 2006 model olduğunu da ekleyelim. Ağır iftiralar oldu. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklamalarında hedef alıyordu. Kılıçdaroğlu hiçbir konuşmasında İnce'nin aleyhine açıklama yapmadı. Gençlik buluşmasında İnce hakkında ne düşündüğü soruldu. Kılıçdaroğlu "Muharrem Bey benim arkadaşım." CHP'den ayrıldı. Kendisine başarılar dilerim. Şu an birleşme zamanı demişti. İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine çekiliyorum demedi. Bundan sonraki açıklamalarında deyip demeyeceğini bilemem. Ama CHP içinde bir grubu hedef almaya devam edecektir. Oylar ne olacak? Yurt dışında oy kullanan seçmenlerden Cumhurbaşkanı adayı olarak İnce'ye oy verenler vardır. İnce adaylıktan çekildiğini söylese de yüksek seçim kuruluna göre çekilmiş sayılmıyor. 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 12. maddesini okuyalım. Birinci oylamada kesin aday listesinin resmi gazetede yayınından itibaren oy verme günü saat 17'ye kadar listede meydana gelen eksilmeler değişikliği gerektirmez. Yani ince oy pusulasında yer alacak kendisine isteyen yine oy verecektir. Ancak hatırlatalım bu oylar sonuçta boşa gidecek. O yüzden seçmen oyunu yarışacak 3 adaydan birisine vermeli. Özda FETÖ mecliste grup kuracak. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a göre ince ile ilgili olduğu öne sürülen video Fethullahçı terör örgütü tarafından yayınlandı. Özdağ siyasette kaset olayını sözcüye şöyle değerlendirdi. FETÖ ilk kaset operasyonunu dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a ikincisini MHP'ye, üçüncü operasyonu da Muharrem İnce'ye yaptı. Bu operasyonla FETÖ hala Türk siyasetini şekillendirme kapasitesine sahip olduğunu gösterdiği gibi değişik partilerdeki adayları da parlamentoya grup kurmak için sokmaya çalışıyor. Çekilmemeliydi. FETÖ'nün parlamentoda hiçbir zaman doğrudan grubu olmamıştır. AKP içerisinden giden gelen milletvekilleri olmuştu. Ama bu sefer doğrudan örgütün birinci sınıf adamlarının meclise gireceği süreci yaşıyoruz. Muharrem İnce bir operasyona kurban gitmiştir. Direnmesini tercih ederdim. Bu istifadan Kemal Kılıçdaroğlu adına sevinenler bilsinler ki Türk siyaseti kasetlerle eğer güçlendirilebiliyorsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı gibi Cumhurbaşkanlığı da bir kasetin gölgesi altındadır. Başında da belirttiğim gibi siyasete kaseti, sahte afişleri, videoları sokanlardan hesap sorulmalı. Siyaset bu tür pisliklerden arındırılmalı.